Selamünaleyküm arkadaşlar. Part-time tarım hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kırşehir Hayvan Pazarı'ndayım. Pazar dağılmaya başladı. Ben çekimlerimi yaptım. Videoya başlamadan önce piyasayla ilgili size şunları söylemek istiyorum. Hatırlıyorsunuz 2 hafta önce size dana almak için tam zaman demiştim. Alan cidden kazandı. Çünkü bu hafta piyasa gerçekten yükselmiş. En az geçen haftalara göre 1000 lira koymuş. Hiç olmadığı kadar fazla dana vardı. Ve birçok hayvan satıldı. Tahminim benim bir 300-400 dana, belki daha fazla dana satıldı. Tüm pazarlıklara yetişemedim. Hepsini çekemedim. Cidden çok fazla pazarlık vardı. Büyük besicilerden Yakup Kangal pazardaydı. Çok fazla dana topladı. Onun haricinde birçok besici de dana topladı. Piyasacı da yükselişte. Videoda da göreceksiniz. Kesin fiyatlarında da birkaç lira hareketlenme var. Çünkü bildiğiniz üzere maliyetleri yükseldi. Petrol fiyatları yükseldi. O yüzden ister istemez maliyet yükselince de hayvan fiyatları yükseliyor. Diyorsunuz ki şimdi işte bu nasıl para, nasıl pahalı, şöyle böyle. Arkadaşlar bunları ben istemiyorum. Bunlar satıcılar istiyor, alıcılar da alıyor gördüğünüz gibi bu fiyatlara. Herkesin kendince bir hesabı var. Ben bir şey diyemem. Siz daha ucuz alabiliyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Ama yani insanları kandırıyorlar, şöyle piyasa yükselmeye çalışıyorlar. Böyle yorumlara bence hiç gerek yok. Olan bu arkadaşlar. Hesabına gelen alır, gelmeyen almaz. Ben sadece sizi piyasada haberdar etmek için video çekiyorum. Yoksa istenilen bir fiyatla alınanla benim bir alakam yok arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Sağlıcakla kal. Şu gördüğünüz iki adet simentalimiz daha 14'er bin liraya satıldı. Şöyle bir dağlar, yaşları daha ufak ama kaliteli kalın dağlar, olacak dağlar. Tahmini daha 5'er 6'er ayrı dağlar. Ama 14'er bin liraya satıldı. Evet arkadaşlar, şöyle 3 adet İtalyan ekler satıldı. Ekler cezeye küpe. 332 bin liraya satılmış. Yine çekmalı. Yanlarında dişi buzağları var. Bir tanesi 44 bin liraya satıldı. Evet, şu danalar satıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ömer abinin danalarıydı. Oğlu Serhat abiyle beraber yapıyorlar. Şöyle göstereyim. 19.550 liraya danalar satıldı. Danalar güzel kaliteli danalar. Piyasa tekrar yükselişe geçti. Onu da size söyleyeyim. Geçen haftaya göre piyasa hareketli. Mal çok, müşteri çok. Piyasada hafif yükselme var. Çünkü dolar yükseliyor, mazot yükseliyor, nakliye masraflar artıyor. Şu danalar 19.500 lira satıldı. Evet arkadaşlar. Şu iki şarlı danaya pazarlık var. Satıcı 54 lira istedi, alıcı 48 lira verdi, bir kuruş da vermem diyor. Önce 49'a 50 yapan diyenler oldu, yanaşmıyorlar. Bakalım iki tarafta ne olacak. Şu mal aldı da onu arabam yok, onun için atacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kalabalık toplandı. Pazarlık testesi. Danaları da daha net gösterelim. Evet arkadaşlar, dediğim şarlöler bunlardı. Tek ikisi de pazarlık olmadı. Yanında şu mental de vardı. Adam üçüncü biri almıştı zaten. Üçü 71 milyara satıldı. Şöyle gördüğünüz gibi. İki şarlö, bir mental. Pazar yeri mi burası? Yaklaşık 24'e geliyor işte. Yaklaşık 71 milyar. Şu 3 adet tane. Arkadaşlar şöyle simental düveler var. Şöyle göstereyim. Yani içerisinde geçtiğinde güzel damızlık olacak hayvanlar var. Hatta aslında hepsi güzel bir damızlık türü olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi düveler. Maşallah, cidden kaliteli hayvanlar. Şöyle göstereyim. Yani şu hayvanlar ette fazlasını çıkarır. Şunun gibiler ama tabii içeride ufaklar da var. Arkadaşlar bu düveleri 24'er bin lira isteniyor. Düveler boş. 24'er bin lira para isteniyor. Üst üste toplu fiyatlar 24'er bin lira seçmece. Tabii ki fiyat farklı olur. Çünkü gördüğünüz gibi içinde şöyle büyük düveler de var. Şöyle ufak düveler de var. Kaliteli damız hayvanlar. Bakalım bir pazarlık var. Olursa pazarlığı çekeceğim. Şu an istenen fiyat 24 bin lira. Evet arkadaşlar, şu danalar satıldı. Canlı baskül 70 liradan satıldı. Satılacak şimdi bu danalar.
canlı baskı 70'te. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şöyle kaba düveler var. Baştan sona doğru küçülüyor. Şurada bitiyor. 10 tane düve var. Şöyle göstereyim. Ağırlık simental. Şöyle göstereyim. 10 düve. 11.400 satıldı. Şöyle gördüğünüz 10 düve. 11.400. Evet arkadaşlar. 2 düve satıldı. Biri şu. Biri de bu. Şu simental. İkisi 24.500 satıldı. Evet arkadaşlar, şu danalara pazarlık var. Şöyle göstereyim. Pazarlık neredeyse bitti aslında. Benim 18'den ne yapıyor abi? Hocam kendi dediğimizi konuşuyor. Onun 17'den ne yapıyor? Onun 17'sinde senin 18'den ne yapıyor? Yok. He? Böyle göstereyim. Vallahi kölge de ya. Danalar bunlar arkadaşlar. Az bir şeye ara olmadı. Biri 17 ayında, biri 18 diyor. Menüce 17.5 ay yapınca da ama. Yanaşılmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Danalar genellikle kaba. Ortalaması 250 kilo rahat var. Can 250 kilo ortalama rahat var. Üç taraf kaba. Pazarlık sitesi 17.5 artıcı gibi bir sitesi çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun sürenin şu dağların pazarlığı bitti. Neredeyse 17.5'a geldi. 297.5 değildi. 297 oldu. 500 lira kırıldı. Ama yani arada belki 20-30 lirayla, yani 17.500 liraya satıldı diyebiliriz. Şu gördüğünüz dağ var. 17.500 liraya satıldı. Evet arkadaşlar, şimdi biraz düve çekeyim dedim. Düve besi bu ara çok yoğun, çok talep var. Şöyle düveler var gördüğünüz gibi, yetişmiş kaba. Gitgide küçülüyor. İşte her zaman dediğim gibi aksaraylarda böyle olur. Büyükten küçüğe dizer onlar. Şöyle gördüğünüz gibi düveler. Şöyle. Şunlar ufak. Üst üste 15.500 lira para istiyor bu düvelere. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu taraf gayet büyük düveler, diğer taraf. Gitgide küçülüyor, ufaklar da var. Üst üste 17.500 lira. Pardon, 15.500 liraya isteniyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu düvelere sabahtan beri müşteri olan çok. Küçükler almak isteyen pek yok. İnsanlar kaba düveyi tercih ediyor. Kaba yetişmiş düve almak istiyor. 15.500 lira. Evet arkadaşlar, kaba dana pazarlığı var. Abi 16 tane kaba dana var. 23 küçük isteniyor. 22 yapmaya çalışıyor mühendisler. Son olur 23 bin deniyor. Bakalım pazarlık diyecek mi? Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık toplandı. En son satıcı 23 bine bıraktı. Mühendisler de 22 bine yapmaya çalışıyor. Olmadı. Bana şöyle seneye güzel kurbanlık ya da kaba beslik kanal olarak değerlendirilebilir. Sen de o kilometre Şöyle kalabalığı daha net çekeyim. Bildiğin herkes toplandı. Çok sıkı bir pazarlık var. Abi vallahi Allah hayırlı görecek. Adalet yerini buldu. Vallahi daha iyi olmuyor. Ben seni seviyorum. Hiç sağlıcı değildi bak. Hiç sağlıcı değildi. Ben ina ettim, aldım geldim. Abi almasın, tamam, ina etmesin. Haydi bak. Kaç ya?
İşte yaptık lan 22 bin. Ben 55'e valla haberim. Tamam ne yok. Durmuşsun. Yok abi. Boş konuşma. Yok. Aha yenge. Var abi yok. Hadi şurada içiyor. Yok abi veremem. İkilerin üçlüde ben. Yani ortağın ayrılaşıyor sen. Abi ben de çoban arıyorum. Abi beni çoban arıyor. Yani çekile gelince çıkartırım bak arkadaşım. Abi yok. Olacak. Hayır bir şey. Lan Yanlış oldu mu abi? Öbüründe tadı ki ama 22.200'e paylaştılar ama diğer ortak kabul etmedi. Diğer haylaşın abi. Saadettin abi. Garantisini haylaşman lazım. Abi üstüne 500'e çalışılmaz. Abi ne olacak? Boş kalabalık bu. Vallahi boş kalabalık. Vallahi aldım. 22'den haylaştık. Çarptılar. Ne istedin? Sen ne istedin? Evet artık pazarlık bitti. 22.300'de. Şöyle göstereyim daha ona şöyle. Kabat olsunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabadan her zaman daha uygun. 22.350 liraya satıldılar.